Efendim ben Mane Shadow'un nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Mütecavız günlükleri kaldığı yerden devam ediyor efendim. Geçen bölümü verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ederim. Yazdığınız yorumlardan, geri dönüşlerden dolayı. Biraz daha bir ince ayar yaptım. Bu sefer işlemciye değil de ekran kartına verdim. Yani eskiden ekran kartına veriyordum. İşlemci değiştikten sonra bir işlemciye ayarlamıştım. O da iş görüyor ama birazcık daha hafifletirsek yükünü işlemci de işin altından kalkacak gibi duruyor en azından long dark için. Ama ekran kartına çevirdim. Ben yine kontrol edeceğim videonun tekrarını ama yine siz yine bir şeyler görürseniz yani bu önümüzdeki 5-6 bölüm herhangi bir teknik görürseniz direkt yazarsanız ben onu en kısa sürede çözebilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hızlı bir şekilde ama hani bu sefer bölüm bölüm beklemeyeceğim. İkişer bölüm falan hazırlayacağım yani en azından YouTube tarafına. Aklınızda bulunsun efendim. Çayınızı, kahvenizi siz hazırlayın. Ben de şey var. Filtre kahve var. Kışın güzel gidiyor. Dışarıda fırtına var. Şu anda yapabileceğim çok da fazla bir şey yok. Üzerimde ekstradan bir tane tişört vardı. Onu yırttım. Zaman geçsin diye. Şu an dikiş kitimiz olmadığı için herhangi bir şey dikemiyoruz da. Ama fenerim var. Ya şu feneri oyun başı bulmak çok mutlu ediyor beni ya. Allah'a. Biz şu an sahildeki ev dedik değil mi? Evet, sahildeki eve girmiştik ofisten çıkıp. Ofiste durmamızın bir anlamı yoktu çünkü. Direkt gezmemiz lazım olabildiğince. Ağırlıkları bırakmam gerekiyor ama gezmek için. Bu fırtınada direkt Kurt Adası'na gitmek de istemiyorum bir yandan. Çünkü çok fazla saracağız soğuktan. Gerek yok. Bir de kaybolabiliriz. Yani kaybolmak değil de biraz otamızdan çıkıp yolumuzu uzatsak bile çok fazla sarayacağız. O yüzden bir garaja gidip durum değerlendirmesi yapacağım. Hem üzerimde bolca kumaş da var. Onu bırakmayı unutmuşum. Bize bir levye lazım. OBS'e bakayım herhangi bir duyuru veriyor mu? Tamam. Herhangi bir sıkıntı var mesajı gelmemiş şimdilik. Şu arabalara bir bakayım hızlıca madem. Fırtınanın verdiği rahatlıkla. Burada bagaj yine kapalı. Peki. Diğer binalar zaten kapalıdır. Yukarıdaki bina da yıkıktır. Mütecavızda orasının açık olduğu inanılmaz nadir. Ben hiç görmedim ya. Gördüysem de hatırlamıyorum yani. Mütecavızda burası bizim için çok da verimli olmuyor ne yazık ki. Onun dışında çok fazla kitap var etrafta. Canımı sıkıyor. Yerde resim olmuş burada. Böyle saçma sapan moblarla uğraşmayacağız ya. Bunlarla uğraşmayıp direkt oyuna şey gelecek ya. Bunlar ev dekorasyonu. Belki bu kadar şey gelmeyebilir. Resim mesim gelmeyebilir ama. Ya seni ben nasıl çevireceğim ya? Heh. 80 tane tuş var. Böyle ev dekorasyonuyla uğraşmayacağız. Direkt daha kolay bir sistem koyarlar diye düşünüyorum. DLC ile beraber o gelecek. Bir yandan da onu da bekliyoruz. Efendim. Dediğim gibi şu kumaşları şimdilik sadece bu dolaba çıksın. Burada çok fazla bir şey yok. Buraya atalım. Yolda buluruz nasıl olsa. Çorap yırtılmak güzel. Şu çorabı giyme. Çorap yırtılsın istemiyorum. Buluruz gerçi çorap ama burada çorap var mıydı? Yok. Dikiş kitimizin olmaması çok canımı sıkıyor şu an. Bu arada şu temel aletleri de yanıma taşımama gerek yok. İki tane taş atalım buraya. Bu yemekleri taşımakta sakınca olduğunu düşünmüyorum.
kahvede acil durum olarak bulunsun, yoksa onu da bir şey yapmayacağım ama. Burada bir miktar odun bırakabilirim. Diğer evde odun kırabilirdim ya. 7 kilo odun taşıyoruz burada. Ya da bu odunları ver, şeye koyalım bunları. Şuraya koyuyorum ben genelde odunları. Ateşin hemen yanına. Yapıştır. 2 tane hızlandırıcı varmış, güzel. 12 kilogram. En sevdiğim. Bir de ilk yardım dolabımıza bakalım. İlk yardım dolabımıza bir katkı yapabilir miyiz? Sadece sargı bezi atsak olur yani. 2 tane sargı beziyi buraya atalım. Sargı bezini. Tamamdır. Burası güzel oldu. Şimdi... Benim biraz zaman geçirmem gerekiyor. Keşke kitabım olsaydı ya. Vallahi. Tam kitap okumalık zaman aslında şu anda. Ne yazık ki okuyamıyoruz. Şu karton kutuları elimizde kıralım, ne yapalım yani. Tutuşturucu lazım olur bir gün. Belki yapabileceğim daha verimli bir şey olabilir ama şu an yok yani. Hatırla bir an, şu an aklıma da gelmiyor, öyle söyleyeyim. Ya fırtına dışarı çıkıp onu da toplayabilirim. O daha faydalı olur. Teknik olarak. Ama şöyle şurayı bir temizlemiş olduk. İyi oldu. Onun dışında... Hala fırtına devam ediyor bu arada. Bu kutuyu da parçala. Buraya odun modun atarız belki. Şu en alta topladığımız tutuşturucuların hepsini at. Bana oradan 5 tanesini ver. Tamamdır. Burası bizim çöp. Neresiydi bizim çöpümüz? Şurasıydı. Gerçi şey çöplerini şuraya falan atalım. Şunları. Vay arkadaş, geçmiyor ya zaman. Fırtına geçmiyor daha doğrusu, zaman geçiyor da. Bir saat uyu bari, ne yapalım. Aç karnına uyuyor. Biraz fırtına yavaşlasa bari. Bir şey diyeceğim, bizim kısa yollarımızda... Dürbün yok değil mi? Yok. Dürbüne kısa yolu ekleme gibi bir şeyimiz var mı? Yok. Hayır, la buradan alacağız. Dürbünün herhangi bir zoom mekaniği yok bu arada ama. Sadece ayarlardan değiştirebiliyoruz zoom'unu. Efektif değil yani, kullanamıyorsunuz. Zamanında dürbün diyordunuz. Aha da var işte. Mod olarak var. Yani şuradan mod ayarlarından dürbünün zoom ayarını yapabiliyoruz. 10 kat zoom yapıyormuş. 8x yapalım. Falan. Yeterince yorgun değiliz. Şükürler olsun. Bu arada 2 litre suyum da var. Bu suyu da bırakalım burada. Bu da ağırlık yapmasın. Çünkü ben şimdi şeye gideceğim. Aynen. Kurt Adası'na gideceğim. Su var orada yani. Su var. Sıkıntı yok. Ne yazık ki silahımız yok değil mi? Bir şeyimiz var bir tane sadece. Savunma ekipmanımız. Arkadaş rüzgarın hafif rüzgar olsa bile... Şu an 10 kilogram olmama rağmen sanki 30 kilo eşya taşıyormuşum gibi koşuyorum yani rüzgara karşı.
Çok fazla olmasa da biraz çubuk taşımakta fayda var. Kulaklığı ters takmışım. Nereden geliyor bu kurt sesi diyorum böyle. Yerden, yerin içinden mi, bug'dan mı geliyor diye düşünüyordum da. Tamam, şimdi oldu, şimdi oldu. Üzerimizde defansif silah yok. O yüzden taş atıp kaçırmaya çalışmak istemiyorum. Yani fişeği de kullanmak istemiyorum. Çok koşmayalım. Mesafeyi koruyalım. Duruma göre bakarız. Aslında sahil yolunda bizim daha fazla fişek bulmamız lazım ama yani. Ötecavızda burada daha fazla fişek çıkıyor eskiden. Ah lan ya, 10 kiloyuz yine de. Rüzgar yüzünden. İlerleyemiyoruz ya. Vallahi. Şu kurt izin verirse. Tamam, verdi. Sağ olsun. Çok koşmaya niyetliymiş gibi gözükmüyor. Hep yürüyor. Havada çok sıcak bir gün değil. Çok soğuk da bir gün değil ama. Seni ayıya yaklaştırsam da ayı seni korkutsa olmuyor mu acaba ya? Böyle sen benim yolumu kapatacaksın ama. Bu dayıya bakacağım ya. Evet, kurt korktu. Dediğimiz taktik kısmen çalıştı. Ama kim bilir nereye gitti. Evet. Dediğimiz taktik çalıştı ama bize dezavantajlı olarak çalıştı. Bir ara şu orman asplarını da almak lazım. Birazcık ilk yardım malzemeler hazırlamamız gerekiyor. Çıkışta alırız burada. Affedersiniz. Çıkışta alırız burada biraz. Zaten zaman geçireceğiz her türlü. En kötü birkaç parça perde yırtarız. Hiçbir şey yapmazsak. İki tane ketçaplı cips. Bir tane köpek babası. Güzel. Hatlı sayılır bir. Uuu, hatlısı. Oha. Gerçi sahil bizim garajın etrafındaki binalardan pek yemek çıkmadı. Hani onun biraz telafisi gibi oldu aslında. Ama buzdolabının içinden iki tane yemek çıkması da biraz absürt yani. Güzel oldu, güzel. Ama hala birazcık canım sıkkın çünkü hala bir şeyimiz yok. Konserve açacağımız yok. Yani bu topladığım köpek mamalarını falan verimli bir şekilde yiyemiyorum şu an. Ama cipsler bizi idare eder. Cipsler bizi idare eder. Bir de kraker bulsaydık daha iyiydi aslında işte. Köpek maması yerine bir de kraker bulsaydık. Bizim erken aşamayı daha iyi
atlatmamızı sağlardı. Ama şu an için olsun, olsun. Yemek yemektir. O kadar kalori bulmuşuz, şikayet edemeyiz. Kendimize boş ağırlık yapalım, bunu taşımayacağım. Üst katta belki bir kıyafet, bir çorap. I'll take it. Olur, olur. Yani elimdeki tabii ki de daha iyi. Ama derisini kullanabiliriz. Güzel. Oyun ne yapıyorsun sen? Mütecavüz serisinde içlik görmeyeli biz 8 sezon oldu. 3 tane içlik gidiyorsun üst üste ya. Bu mudur bize gördüğün loot değeri, bu mudur yani? Üstünde ceket yok arkadaşım ya. Üstünde ceket yok ya. İyi ki bir içlik dedik ya, şu nedir ya? Vay arkadaş ya. Bir de modlu seri bu, mütecavızda. Modlu seri, biz ayı postuyla ben içlik yapacağım zaten. Mütecavızda 500 gün, 300 gün yaşıyoruz, gidiyoruz, içliğimiz olmuyor hala. Şaka yapar gibi. Konuşamadım da sinirden ya. Dikiş kitimiz hala yok bu arada. Şu an dikiş kitine çok ihtiyacımız var. Temel alet edevat olarak dikiş kitine ihtiyacımız var. Konserve açacağına ihtiyacımız var. Levye, testere ve çekiç. Bunun üçü de yok. Yani alet edevat... Yok, hiçbir şeyimiz yok alet edevat namına. Hiçbir şeyimiz yok diyebilirim. Bu biraz üzücü. Evde biraz ısınabilirdik ama yeterince kondisyonumuz var ya. Havanın daha da kötüye gitmesini istemiyorum. Şimdi buradan gitmektense, hani şurada da orman asması var ama 3 tane topladım. Acil durum için yeterli olacaktır. Ben sahile ineceğim. Belki bir sahil lootundan bir şey buluruz. Bir balık buluruz. Herhangi bir şey buluruz diyerekten. Şöyle biraz geri doğru gideceğim. Sonra rüzgarı da arkama alarak. Benim üzerimizde ağırlık da yok. Ama ne yazık ki... Ufukta pek de bir şey gözükmüyor bu tarafta. Tamam, devam edelim. Tavşan Adası'na gidelim buradan. Solumuza baka baka. Çapkada pek bir şey çıkmıyor ya. Tavşan Adası'nın ilerisinde hep bir şey çıkıyor. Çıkarsa. Hop. Derken. Derken huş kabuğu çıktı. Bir tanesi işimize yaramaz ama. Huş kabuğu huş kabuğu olur yani. Çubuk çıkacağına huş kabuğu çıksın. Tutuşturucu olun. Balıkçı kitabı. Güzel, ilk kitabımız oldu. Konserve bulduk. Yani. Metal bulduk, olur. Oltacı kitabı güzel oldu. Burası güzel oldu.
Tek tavşan adasından çıkmayacağım. Yine sahilden devam edeceğim. Hem bazen orada bir ölü adam oluyor. Ona bakarız. Aslında kurtlar almadan şu tavşanları alsak bir ara güzel olacak. Tavşanın bir tanesi aşağıda bu arada. Uuu. 600 kalori ama bu ya. 2 kilo. But that's nice. Bir dakika lan. What the fuck? What the fuck? Yemin ediyorum, bir tecavüzde balık tuttuğumuzda bu kadar balık çıkmıyor. Bir tecavüzde balık tuttuğumuzda bu kadar balık çıkmıyor. 1200 kalorilik balığımız var şu an. O kurtun biraz dikkatini çekecek burası ama. Balıkları buraya bırakıyorum. Balıkların çürümesi önemli değil. Bozuk olması önemli değil. Pişirdiğimizde %50 kondisyonunu geri kazanıyoruz. Yani %20 ise, %10 ise %60'a falan çıkacak. Yalnız şu kurt benim canımı sıkıyor. Hipotermi riskine dikkat edelim. Oraya gideceğiz. Orada pişireceğiz balıkları. Tavşan adasına götürürsem çünkü çok kokacağız. Gerek yok. Lakin tavşan adasına çıkacağız. Balık pişirmeye dönerken tavşanları da alacağız. Hatta şu tavşanı şimdiden ayarlayalım. Çünkü ters tarafta kalmış bu. Senin ne işin var burada ya? Aşağı düşmüş. Tavşanı da buraya köşeye atalım. Gayet sahil lootumuz verimli oldu. Şimdiden verimli oldu. Bakalım. Sahil lootu bize daha ne verecek? Tyson'a çarpmak var mı? Var. 38'lik. Olsun. Uuu. Tyson ilk defa bir cesetten o kadar kaliteli şeyler çıkıyor. Ya aslında kulübeye dönmeden önce bir sahil lootunu komple tarayıp da mı gitsek diye düşünüyorum da bayağı da yorulduk. Bilemiyorum. Tarayalım ya. Hipotermi riski şeyimiz var. Direncimiz var daha. Gerçi bir balık daha çıkarsa ne yapacağız? O da ayrı bir mesele de. Şurada bir şey var. Çubuk var ya. Tamam, buranın ilerisine dönüşte gideriz. Çok bir şey çıkacak gibi durmadı çünkü. Ne yazık ki testerem hiçbir şeyim yok bunun olacak. Orada balıkları elime aldığım için herhalde buradaki kurtlar o tarafa gitmiş. Tavşanlısının üstünde olabilirler. Bir tanesi solda. Beni görmez umarım.
dikkatli olmakta fayda var. Buraya kurt çıkmış olabilir. Genelde buraya çıkmıyorlar. Buraya sadece tavşanı görürlerse çıkıyorlar. Ya da biz bir şekilde kokuyu yayarsak çıkıyorlar. İçeri girmeden önce bitkileri de toplayalım. Şimdi burada biraz ısınacağız. Hatta bu geceyi direkt burada bile geçirebilirim. Yani bugün cips falan da yiyebilirim. Yarın balık yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Konserve balık. Yalnız onun bir kondisyonuna bir bakalım. Gayet güzel. %55'ten zehirlenmeyiz. Hatta bu gece onu da yiyelim direkt. O risk alabilir miyiz? Her zaman için konserve balık yerken yanınızda şey olmadığına bakın. Antrop olmadığına bakın. Bir antibiyotik. Gıda zehirlenmesi olursanız bir tane çaya ihtiyacınız oluyor. Aklınızda bulunsun. Tencere bari olaydı ya. Tencere olsaydı balıkları daha hızlı pişirirdik. Ofiste biz tencere bıraktık mı ya? Bunca evden tencere çıkmadı. Vallahi. İlginç. Neyse bir şey... Yemek çıkmadığına üzülmedim ama konserv açacağı çıkmadığına üzüldüm. Şöyle kenarlara köşelere iyice bakalım. Bazen saçma sapan yerler de olabiliyor. Konserv açacakları. Ama galiba yok. Hoş değil. Konserve yemek hoş değil. Fener yakıtı. Balığı pişirirken bunun içini doldururuz hem. Güzel. Hatta şöyle yapalım. Şu an benim meşale yapabiliyor mu olmam lazım. İki tane %100'lük meşale yapalım. Yakıtın azalacak. Balık yağıyla dolduracağız. İki tane %100'lük meşalemiz olmuş oldu böylelikle. Fener yakıtımızın da iki tane daha meşale yapacak. İçerisinde yakıt var. Onu da dolduracağız birazdan. Yani yarın. Birkaç tane perde alalım. Bugün bayağı verimli geçti. Yani teknik olarak üzerimize çok büyük bir buff almadık. Ekipman anlamında. Ama en azından yemeğimiz var. Güzel keşif yapıyoruz. Yavaş yavaş ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bayağı yavaş gideriyoruz aslında. Hani yemek konusunda iyiyiz ama onun dışında cidden teknik anlamda kendimizi geliştiremedik ne yazık ki. Ama kitap bulduk, o da bir şeydir. O da bir şeydir yani. Canımız azalmıyor. Yemek yiyip uyuduğumuz için. Şu şeyi hazırlayalım. Mantarları, orman asması sargısını böyle hazırlayalım. Şimdi yarın şeye ihtiyacımız var. Oduna ihtiyacımız var. Balıkları pişirmek için. Ne kadar odunumuz var? Yeterince odunumuz var aslında. Ama hava çok soğuk olursa bu odun bizi ısıtmaz. Bir tane de kömürümüz var değil mi bizim? Acil durumda kullanabiliriz. Ama burada elimle kırabileceğim odun var mı diye bakıyorum şöyle bir ama hiç de yok yani. Hiç yok.
Elimle kırabileceğim hiçbir şey yok. Evet, bu ev o konuda kötü. Peki. Dikiş kiti hala bulamadık. O da üzücü. Biraz ısındık. Eğilerek çıkalım. Etraftan çubuk falan kıralım olmazsa. Günün geri kalan zamanını böyle değerlendirelim. Etrafta tavşan görürsek yarın için hazırlayabiliriz. Avlayabiliriz yani. Hazırlamaktan kastettiğim. Eğilerek şu dala alalım. Aa, çok soğuk değil. Güzel. Amacımız ulaştık. Bugün de yapabilirdik aslında balık işini ama yarın yapalım. Hem daha fazla canımız olsun. Olası bir kurtla kapışma mevzusu için. Gerçi herhangi bir kurtla kapışmada ölürüz. Bizim hiç defansif şeyimiz yok ama. Olsun. Bunun dışında ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz bir şey yok galiba. Bandaj falan yapmayacağız. Yani. Hadi o zaman yatalım. Yarın sabah erken çıkabiliriz. Ne yiyeceğiz? Dediğim gibi bunu yiyeceğiz. 300 kalori. Cipsleri yiyeceğim. Bir tane de gazoz içelim. Hatta bir de çikolata yiyelim. Biraz fazla yiyorum. Çünkü kitap okuyacağım. Okey. Bir saat kitap okuyabilir miyim ya? Belki. Gün ışığı yeterse. Ucu ucuna yetecek. Nice. Yarın sabah da eğer fırtına mırtığa çıkarsa kitap okuyabiliriz. Yediğimiz yemeklerden dolayı. Hatta yarın sabah kitap okuyalım. Biliyorum ya, biliyorum. Vallahi harbiden biliyorum yani. Gün ışığımız var mı? Var, sayılıyor mu? Sayılmıyor. Şurada çok az beklersek olacak zaten. Fırtına yeni bitti ama ben bir iki saat okuyayım. Hem güneş tam bir doğsun. Oh be, mütecavızda kitap okuyoruz arkadaşlar. Hem de üçüncü gün yani, inanılmaz. Yemek konusunda kafa rahat olunca iyi oluyor. Şimdi gidelim. Tavşan, bir tane daha tavşan bulalım. Üzerine balıkları avlayalım. Tavşanları pişirelim. %100 toklukla bir devam edelim. Yolumuza. Evet. Şöyle bir etrafa bakalım. Yine yere düşen çubukları toplayalım. Ablam birazdan ziyafet çekeceksin. Ağaç maç deyip benim canımı sıkma. Birazdan ziyafet çekeceksin, ziyafet. Karnın doyacak yani, inanılmaz. İnanılması güç gelebilir ama ablacığım. Yani karnın doyacak. Aha, da bir tane tavşanımız burada.
Gel bakalım iyice. Dayı ne yaptın? Sende bir şey yok. Sende tüy var. O da olur. Tavşan odasında iki tane ceset var bu arada tüy spamlayan. Bu da güzellik kaynak. Üzerimizde tavşan olduğu için şunları almayacağım henüz. Attım tavşana, bir tane daha gördüm çünkü. İki tane daha gördüm. Halleluya. 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 Oğlum bu nedir ya? Bu nedir ya? Gel buraya. Sen de geleceğin. Bu sadece yemek değil. Aynı zamanda direkt eldiveni hazırlamış oluyoruz neredeyse. Tabi bu tavşanı öldürebilirsek. Ah yamuk. Elimdeki son taş. Tutturamadık. Gideyim taşı alayım. Tavşan nereye gidiyorsun ya? Gitme, kurta gitme. Hayır. Taş nerede lan? Kurta yem olma, bana ol. Nereye gittin ya? Tavşan odası, tavşan odası. Allah'a güzel oldu. Elimize bunu alalım. Bunu gerekirse yakarım. Üzülmem. Yaktığıma üzülmem. Ama öldürdüğümüz tavşanları bulmam lazım. Ve 4 tane tavşan, 2 tane balık. Kurt. İlk tavşan aldığım yere doğru gidiyor. Buraya gelmeden önce şu kulübeye girip tavşanları yatmam lazım ki gelmesin buraya. Aha da mangal zamanı. Vallahi billahi güzel. Çakmak kullanacağım. Pişirme şu an ateş yakma yeteneğim düşük olduğu için. Çakmak hatta yok lan. Hızlandırıcı kullanayım direkt. Perfect. Bu bizi ısıtıyor. Güzel. Şimdi başlayalım bakalım. Etrafı şöyle bir göz atacağız. Balığın birini alıyorum. Balığı atıyorum. 34 dakikada pişecek. Tavşanın birini alalım şuraya. Tabii elimizle topluyoruz. O da bir sıkıntı. Zaman kaybı en azından. Donmuş olanı alayım. İçeri atayım ki
çözülsün. Elim donmuş tavşanı elimle alamam. Orada taşın yanında kurt var gibi gördüm de. Yok galiba. Pişti mi? Pişmiş, güzel. Pişmişi at şuraya. Bunu hızlı pişer. Bunu hemen... Bunu yiyelim hatta. Yarımlıkları yiyelim direkt. 70 kalori falan. Bunlar bir şey değil. ...38 dakika diyor. Su kaynatırız gerekirse bu arada. Ablacığım hazırlıyoruz. Tavşan etimiz pişti. Atıyorum buraya. Balığı alalım. Diğer balığı pişirelim. 34 dakikamız var. Tavşanın derisini kaç dakika? 40 dakika. Tamam. Her zaman için pişirdiğiniz, aldığınız malzemeleri yere atın. Deri atmak zorunda değilsiniz. Ama atabilirsiniz. Ve eğilerek yapın işinizi. En güvenli yöntem bu. Hayvanlara en az bu şekilde dikkatini çekiyorsunuz. Biraz su kaynatalım. Boşta durmasın ateş. Bu tavşan da hazırlanmış olmuş. Donmuşluğu çözüldü. Bunu da ayarlayalım. Bu su bitmiş. Bunu al. Bunu bekle, bunu ye. Hazırla. Bağırsağını al. 4 bağırsak. 4 tavşan derisi. Direkt 3. günden kurutmaya başlıyoruz. Pardon. Bağırsak aldım ben. Etrafı kolaçan ederim. Sıkıntı yok gibi. Et alalım. Bu tavşan etleri 1 kilo ama 450 kalori. Tamam. Güzel. Şurada yine sen bana su kaynat. Oh. Bir su daha kaynat. Şunun derisini alalım. Yalnız ateş yetmeyecek ya. O kadar fazla iş var ki. Evet, ateş yetmeyecek. Yetmiyor. Neyse, o zaman etleri hemen hızlıca hallederim de. Gerisine bakarız. Şu güvenli olmayan suyu at buraya. Şu köşeye at şöyle. Bunu al. Etleri pişirelim. Ateşi en azından öyle kullanalım. 37 dakika var. Şu tavşanı. Postunu alalım. Tavşan üzerindeyken yapıyorum şu an bunu, aslında tehlikeli olduğu biraz. Etrafa bir bakalım.
şimdilik gelen. Orada bir tane tavşan var lan. Aç gözlülük yapmayalım ya. Yeterince odunumuz yok zaten. Vay arkadaş. Eti pişirecek odun yok. Bir tane kurt gelmiş oraya ya. Tavşan bey, odun var mı odun? Bu iki tane tavşan. Her yerde tavşan var. Tavşanları alırsam ama oradaki kurt gelecek. Bizim kulübeye doğru gelecek. Hadi yine iyisiniz tavşanlar. Sizlerle şu an ilgilenmiyorum. O kurtun almazsam bir şey, o kurt belki zamanla başka yere gidebilir. Ben çünkü bağırsakları oraya götüreceğim için, tavşan odasına götüreceğim için o düzegahın boş olmasını istiyorum. O yüzden tavşan almadım. Mümkünse. Ha değilse fişeği yakarak tabii ki de götüreceğiz malzemeler de, işte elimdeki tek fişek gitmiş olacak. Elimde iki tane fişek olsa bu tavşanları da alırdım. Elimde iki tane fişek olsa tavşanları alırdım. Ya da çekiç olsa. Çekiç de olsa kurtla kapışma riskine girerim. Ateş niye ara söndü ya? Ben çubuk topladım geldim, yarım saat sürmedi ki ya. Yakabilecek mi acaba? Ya ufak bir ateş yaksın. Dışarısı çok sıcak o yüzden. 5-6 çubukla da bir tane daha yemek pişiririz diye düşünüyorum. Oh yeah. Hemen de söndü ya. Hemen söndü ya. 50 dakika. 14 dakika. Tamam. Bir arada bu tavşanları işlemeye çalışıyorum ya. Okey, iki tane işlememiş tavşan var. Bir tanesinde bağırsak var, bir tanesinde deri var. Ateş sönüyor. Bağırsağı al. It's getting dark out here. Time to look for shelter. At bağırsağı. Okey, şimdi. Ne yiyoruz? Balıkları gömelim. Balıkları pişirmişim. Ondan sonucuma şimdi hızlı bir operasyon yapıyoruz arkadaşlar. Bu eti pişiremedik mi ya? 40 at bunu. At bunu. Dursun burada. Her şeyi alıyorum. Şu an 85 km'deki kurt bile bize geliyor şu an. Koş! I can't feel my hands. Gelme. Ben yok. Kulübeye git. Belli bir seviye koşmamız kalması lazım. Acil durumda bir kurtla karşılaşırsak. Kulübeye girersek. Yırttık abicim.
Kulübeye girersek yırttık abicim. Giremezsek sıçtık. Kulübenin iki girişi var. Bir tarafını engellerlerse diğer tarafından girmeye çalışacağım. Fişek yakmak istemiyorum. Fişek yakmak istemiyorum. Lütfen bana bir fişek yaktırmayın. Sıçarım ağzınıza. Oh, so cold. Yes. 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 Müthiş. Müthiş bir başarıyla bu bölümü tamamlıyoruz efendim. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Uzun da bir bölüm oldu herhalde. Evet, 50 dakikalık bölüm oldu. İnşallah YouTube kalite ayarını getirir. Çok çok teşekkür ederim. Beni bir yorumlara eksik etmeyin. Görüşürüz.